işlenmeye başladı. Tekrar. Baktığımızda 2 hafta galibiyetle başladık ama ondan sonra 4 hafta galibiyet gelmedi. Ve ondan sonraki dönemde de son 2 hafta özellikle yenmemiz ve Fenerbahçe'yi yenmemiz son haftada. Takım moralleri şu anda iyi yerde demek bu. Benim bunu aslında takıma da söyledim ama baktığımızda başkanlık dönemindeki en inandığım, güvendiğim takım bu sene mevcut olan takım. Çok doğru karakterlerden oluşan, kalite seviyesi iyi olan ve birbiriyle bütün olabilen ve aynı zamanda teknik kadrosuyla da, hocamızla, Bülent hocamızla da bir bütün olduğumuz çok güzel bir sezon olacak inşallah. Yani şuna inanıyorum, bizim de daha önceden işte ilk senemde 5. olduğumuz sene, en iyi başarıyı yakaladığımız senede o kimyadan gelmişti gelende. Yani takımın kalitesi bir yere kadar zaten etkiliyor ama takım kimyası iyi seviyedeydi. Bu sene de onu görüyorum, hatta daha iyisini görüyorum. İnşallah bu sene de daha iyisi olabilecek yani. Sadece Mehmet Özdere özelinde değil, hiçbir hocayla ne bir görüşmemiz oldu ne de aklımızın ucundan geçti açıkçası. Çünkü biz sezon başında bir planlama yaptık ve hocamıza da inandığımızı söyledik ki onunla da iyi bir ilişkimiz var. Biz uzun süreçli bakıyoruz. Biz Bülent hocayla yıllarca çalışabilmek istiyoruz. Ona ve ekibine de çok güveniyoruz. Aramızdaki iletişim de iyi seviyede. Kulüpçü bir insan. Kulübümüze daha çok katkı verebileceğini düşünüyoruz. Ondan böyle bir iki maç kötü gitmeyle hocamızı değiştirmeyi düşünmüyoruz. Peki. Denizli maçında baskılı oynarken birden hiçbir yerden bir kendi kalenize gol. Ondan sonra ilk pozisyonda başka bir gol. Sonra penaltının kaçması. Baktığınızda Kayseri maçında iki pozisyon verildi ve ikisi de gol oldu. Bunlar kazanılmış olsa lider biziz. 5 puan koyunca üstüne 16 puanla lider bizdik. Ondan pozitif bakmak lazım ve şu anda kesinlikle taraftar da bazen hafif karamsarlık da demeyeyim de bazen daha fazla beklentiye girebiliyor. Zaten gelecek. Ben söylüyorum, başkan olarak söylüyorum. Ben inanıyorum bu takıma ve iyi yerlere geleceğini güveniyorum. Ondan öyle hem telaşa gerek yok, stres yapmaya gerek yok ve doğru insanlar var kulüpte. Onlara destek olunması lazım. Bu yüzden inşallah birlik halinde Avrupa'ya gidebileceğiz Antalya Spor'a. Zaten bir süredir görüşülüyor. Yeni dernek yönetimiyle de sağ olsun hem Dışişleri Bakanımız hem Turizm Bakanımızın da desteğiyle bir gece düzenlemeyi planlıyoruz Aralık ayında. Baktığımızda burada insanların burada bütün olabilmesi önemli. Bazen açıkçası ben kıskanabiliyorum başka şehirlerde çünkü. Baktığımızda orada iş yapan, oralı iş adamları çok ciddi seviyelerde yardım yapabiliyorlar ve çok ciddi kenetlenme oluyor. Burada hem politikacısıyla, iş adamıyla, taraftarıyla bir bütünlük sağlayıp daha iyi götürme olabiliyor. İnşallah bunu biz Antalya'da yapabilmek istiyoruz. Daha fazlasını yapabilmek istiyoruz. Çünkü şehir olarak baktığımızda en fazla gelir getiren Türkiye'deki şehirlerden bir tanesi. Bu kadar turizmin başkenti olmuşsun. Turizmin, spor kulüplerinin turizme katkısı bu kadar açık açık belliyken, büyük kulüplere baktığımızda hep verdiğim örneklerde Barcelona'sıdır, Monaco'sudur, başka şehirleridir. Bunların bir sürü örneği varken Antalya Spor olarak, Antalya olarak, Antalya şehri olarak bütünleşip kulübe maksimum yardımı yapmamız lazım. Burada çalışan, para kazanan bütün iş adamı, iş adamları ve buradan geri elde eden vatandaşımızın bence asli görevlerinden bir tanesi budur. Ondan yani o bütünleşmeyi bizim de sağlamamız lazım. Maalesef bu biraz eksik ama bunu maksimum seviyeye çekmek istiyoruz. Kendi adıma son soruyu sorayım. Başkanım, Milli Maç'tan sonra Gençler Birliği maçı var. O maç hakkındaki görüşleriniz ve taraftara mesajınız? Gençler Birliği maçında inşallah başarılı olacağız. Takım, Gençler Birliği takımı iyi gitmiyor ama bu demek değil. Bizim de puan kaybettiğimiz takımlar çok üst seviyede formu olan takımlar olmadı şu ana kadar. Ondan en iyi şekilde götürmek istiyoruz. Ben fazla soru sordum. Terliyim diye. Her yerden engellemiş başkanım beni. Engellemek. Yadım Instagram artık. Bir fake hesap açtırdım, oradan bakıyorum.